Emin olun bazen ben de heyecanlanıyorum. Galiba ekonomiyle ilgili doğru adımları bundan sonra atmaya başlayacaklar diyorum. Ama her seferinde dönüp dolaşıp aynı noktaya geliyorum ve görüyorum ki her şey ama her şey sadece seçim kaygısıyla yapılıyor. Türkiye'nin geleceğiyle ilgili kaygı duyulduğu için değil bakın. Büyük bir müjde falan diye bir haftadır pişiriliyor. Ve bir hafta sonra verilen müjde Türkiye'nin bugüne kadar bulduğu en büyük doğalgaz rezervini buldu. Normal, Türkiye bugüne kadar hiç doğalgaz rezerv bulmadı ki. Türkiye doğru düzgün petrol arama çalışma faaliyeti yapmadı ki. Sayın Cumhurbaşkanı da bunu kendisi söyledi zaten konuşmasında. Biz başka firmalara arama yetkisi veriyorduk. Onların hiçbirinden sonuç çıkmadı. Biz de bu işi kendi başımıza halletme kararı aldık dedi. Gelin şu 320 milyar metreküpün tanımını yapalım. Ne anlama geliyor? Türkiye'nin ihtiyacının ne kadarını karşılıyor? Ve bütün sorunlarımız gerçekten bitti mi? Bu doğalgaz rezervi bulunmasına rağmen dolar neden tekrar hızlı bir şekilde kendisini 7.30'un üzerine attı, 7.40'ı zorlamaya başladı? Yükseliş devam edecek mi? Altınla da ilgili merak ettiklerinizin olduğunu biliyorum. Piyasaları ve rakamları da konuşacağız bu videoda, merak etmeyin arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketimi 50 milyar metreküp arkadaşlar. Evet, tam 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyoruz biz. Hele ki biraz sanayi canlanırsa falan bu rakam daha da artıyor. 60 milyarlara, 70 milyarlara falan dayanmaya başlıyor. Dolayısıyla bizim bulduğumuz bu kaynağın bizim kullanma sürecimiz açısından bakıldığı zaman, yani kaynaktan maksimum seviyede doğalgaz çıkartıp Türkiye'nin ihtiyacını karşıladığımızı kabul edersek eğer, 4 yılda, 5 yılda tükenecek bir kaynaktan bahsediyoruz arkadaşlar. Öyle yıllarca bizim oradan doğalgaz çıkartıp bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacağımız bir ortam falan yok. 4 yıl çıkartacağınız bir doğalgazın yatırım maliyeti ne kadar olacak acaba? Öyle bir yatırım yaparsınız ki oraya, o yatırımdan sonra çıkarttığınız doğalgaz sizin satın aldığınız doğalgazdan çok daha pahalıya gelir. Belki o kaynağı başkaları çoktan keşfetmiştir ama feasible bulmadıkları için çıkartmamışlardır. Ya da biz keşfetmişizdir ama feasible bulmadığımız için bugüne kadar çıkartmamışızdır. Bu da apayrı bir tartışma konusu. Velev ki buradan biz altyapı çalışmasını yapıp doğalgaz çıkartmaya başladık. Böyle oluk oluk doğalgaz çıkartıp tüm ihtiyacımızı karşılayabilecek miyiz? Tabii ki hayır. İhtiyacımızın maksimum %5 ile %10 aralığındaki kısmını karşılayabileceğiz. Buradaki ayrıntı da şu. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Oraya yaptığınız yatırımın bedeli ne olacak ve o yatırımı karşılayıp karşılayamayacağınız. Rusya'da doğalgaza büyük yatırımlar yaptı ama karşılığında o kadar büyük kaynaklar buldu ki yaptığı yatırımların hepsini çıkarttı. Yeni yeni amorti etmeye başladı kendisini. Doğalgaz bulmak bir mesele değil arkadaşlar. Doğalgazın ne kadar feasible olduğu bir mesele. Yoksa bir yığın yerden doğalgaz bulabilirsiniz ama feasible değildir. Çıkartmaya kalkarsınız, çıkartma bedeliniz alma bedelinizin çok çok üzerine çıkar. Türkiye'nin bu müjdeli haberi öyle çok abartıldığı kadar büyük bir müjdeli haber falan değil. Keşke olsa, keşke Türkiye çok büyük doğalgaz kaynakları keşfedebilse, keşke Türkiye Doğu Akdeniz'deki büyük doğalgaz kaynaklarının bir paydaşı olabilse, keşke Türkiye Karadeniz'de bütün ihtiyaçlarını karşılayabilecek kadar doğalgaz bulabilse. Ama bu bulunan kaynak öyle bir kaynak değil. Bakın, Türkiye ekonomisi kısa vadede çok büyük problemlerle uğraşır hale gelmiş durumda. Cari açık probleminden bahsediyorum. 20 milyarı aşmak üzere. Yıl sonuna doğru 30-40 milyar dolar aralığında bir cari açıktan bahsediyor olacağız. Yani orada bulunan doğalgaz rezervleri bizim cari açığımızı falan kapatmayacak. Aksine ekstra borçlanmayı ya da ekstra bütçe harcamalarını beraberinde getirecek. Çünkü oraya bir yatırım yapacaksınız. Bu koşullar içerisinde oraya yapacağınız her yatırım, her harcama sizin hem bütçenizi hem borçluluğunuzu daha da arttıracak. Hem de risklerinizi daha da arttıracak. Dolar kuru üzerindeki baskıyı arttıracak. Özellikle altını çizerek söylüyorum. Doğalgaz arama, çalışma ya da çıkartma faaliyetlerine karşı falan değilim. Türkiye'nin kendi çıkarlarını sonuna kadar savunması gerektiğini de düşünüyorum. Bu apayrı bir konu. Ama
burada bulunan doğalgaz rezervlerinin tamamen seçim kaygısıyla bugün açıklandığı kanaatindeyim. Öyle büyük bir kaynak olduğu için falan değil. Belki bu kaynak bir yıl önce, iki yıl önce bulundu, bugüne saklandı. Bugün açıklama gereği duyuldu. Oyları birazcık arttırmak adına. Hükümetin önceliğinin aslında vatandaşının işi gücü aşı olması gerekiyor. Vatandaş işsiz, vatandaş aç, vatandaş yoksullaşmış. Hayat pahalılığı her geçen gün artıyor. Vergi oranları her geçen gün artıyor. Zamlar arka arkaya gelmeye devam ediyor. Enflasyon yükseliyor ama geliriniz azalıyor. Bu koşullar içerisinde ben petrol buldum, doğalgaz buldum, hayatınızı kurtaracağım falan söylemleri maksimum 15 gün sonra ters tepmeye başlar arkadaşlar. Millet şunu söylemeye başlar. Tamam, sen doğalgaz buldun da bunun ekmeğime faydası ne? Bana iş verecek misin yakın zaman içerisinde? Cebimdeki para aldığım ürünleri karşılayabilecek mi vesaire, bunların hepsini sormaya, sorgulamaya başlayacak insanlar. Eylül ayı geliyor bakın. Eğitimle ilgili sorunların ne olacağı belli değil. Sağlıkla ilgili sorunların ne olacağı belli değil. Ekonomik kırılganlıkların nasıl önleneceği belli değil. Ve bütün bu bilinmezliklerin içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Berat Albayrak bugün biz doğalgaz bulduk diye açıklama yapıyor. Ve bunun yanında da bütün televizyon kanalları aynı dilden konuşmaya başlıyorlar. İşte müthiş bir atılım. Türkiye'yi artık kimse durduramaz falan. Türkiye'yi S-400 aldığımızda da kimse durduramıyordu. Türkiye'yi Rahip Brunson krizinde de kimse durduramıyordu. Türkiye'yi inşaat sektörünün gelişmesinde de kimse durduramıyordu. Anlayacağınız, Türkiye yıllardır hiç durdurulamıyor ama nedense hiç de ilerlemiyor. Bütün bunları gören yabancılar, yerliler, yatırımcılar, yani elinde kağıdı kalemi olan, hesap yapmayı az çok bilen herkes çıktı hesabını yaptı. Ya Türkiye 50 milyar metreküplük bir doğalgaz harcaması yapıyor. Bir tarafta Rusya ile İran'la iş anlaşmaları var. Onları iptal etmesi durumunda zaten Amerika ile Avrupa ile ilişkilerimiz gergin. Bir de Rusya'yı, İran'ı karşımıza almamamız gerekiyor. Oradan bulunan doğalgazın çıkartılması meselesi ne kadar feasible değil belli değil. Çıkartılsa bile ihtiyacımızın çok küçük bir kısmını karşılıyor. Ha, demek ki bize verilen müjde de o kadar anlamlı bir müjde değilmiş deyip gidip yine dolara yüklenmeye başladılar. Paralarını yurt dışına kaçırmaya devam etmeye başladılar. Bu dış güç meselesi falan değil arkadaşlar. Hani biz doğalgaz bulduk, dış güçler bize yüklenmeye başladı. Bakın bunun arkasından yarın öbür gün bu bile çıkabilir. Türkiye güçlenecekti, Türkiye kanatlanacaktı. Bunu gören yabancılar haldır haldır dolar almaya başladılar. Onun için dolar devalüasyonist bir etkiyle 13-14-15 lira seviyelerine geldi. Yine her şeyi dış güçler yaptı. Bizi engellemeye çalışıyorlar ama kimsenin engellemesine izin vermeyeceğiz diye kurdaki kırılmayı bir siyasi söylem haline getirirlerse yarın öbür gün kimse şaşırmaz. Arkadaşlar. Bakın mesele A partisi, B partisi falan değil. Mesele gözümüzün içine baka baka bizi yanlış yönlendirmeye çalışıyor olmaları. Hala bizim gerçeklerimizi örtbas etmeye çalışıyor olmaları. Benim derdim bu. Bunu A partisi yapmış, B partisi, C partisi yapmış hiç ama hiç umurumda değil. Kimin iktidarda olduğu, kimin muhalefette olduğu da hiç umurumda değil. Ben cebime bakıyorum arkadaşlar. Geçim değerlerime bakıyorum, sosyal durumuma bakıyorum, eğitim alıp alamadığıma, sağlıklı olup olamadığıma bakıyorum. Bunlar bana sağlanmazken seçimi kazanmak amaçlı, oyları arttırmak amaçlı illüzyon haberleri yapılıyorsa, bu tür haberler yayılarak gündem değiştirilmeye, Türkiye'nin gerçek gündemi olan ekonomi başka bir şekilde çarpıtılmaya çalışılıyorsa, o zaman ben bir dakika demek zorunda hissediyorum kendimi. Ayasofya meselesi ne oldu arkadaşlar? S-400 meselesi ne oldu arkadaşlar? Bütün bu gelişmelerin çıktığı sonuç her seferinde bir seçim çalışması olarak görülüyor. Seçime odaklı yaklaşımlar başka bir şey değil. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz ihtiyacının %5'ini bile karşılayamayacak düzeyde ama sanki Türkiye Irak petrollerini bulmuş gibi bir havaya sokuluyor. Bütün sorunlarımız bir anda çözülecekmiş gibi insanlara anlatılıyor. Türkiye makas değiştirdi falan.
Türkiye'nin makas değiştirmesi için üreten bir ülke haline gelmesi gerekiyor. Türkiye'nin en önemli ithalat kalemi enerji falan değil arkadaşlar. Türkiye'nin en önemli ithalat kalemi Çin'den aldığı tüketim malzemeleri, Avrupa'dan aldığı otomotiv, enerji bunun içerisinde 1/4'lük belki 1/5'lük payı oluşturuyor. Hidroelektrik santrallerimizi geliştirerek zaten enerji ihtiyacımızın önemli bir kısmını kısabilirdik bugüne kadar. Neden uğraşmadık? Neden Atatürk Barajı'nı feasible bir hale getirmedik? Neden GAP projesini önemsemedik? Neden Göbek'ten doğalgaza bağladık kendimizi? Hiç bunları konuşmuyoruz. Hiç kimsenin bunları sorduğu yok. Türkiye neden rüzgar enerjisine dönmedi? Neden güneş enerjisiyle enerjisini bedavaya getirmeye çalışmadı? Konya Ovası gibi onlarca ovamız var. Buralara güneş paneli konulmadı da. Buradan enerji ihtiyacımız bugüne kadar karşılanmadı da. Şimdi Karadeniz'de çıkartılacak olan, belki kendisini bile amorti etmeyecek olan, 3-5 yılda tükenecek olan bir doğalgazı büyük bir kahramanlık hikayesi olarak mı lanse etmeye çalışıyoruz? Türkiye'de her şey normal gidiyor olsaydı, Türkiye ithalata bu kadar göbekten bağlı olmuyor olsaydı, Türkiye'de ekonomik dengeler bu kadar bozulmamış olsaydı, Türkiye'de her şey siyaset odaklı yapılmamış olsaydı, oy kaygısıyla yapılmamış olsaydı, evet o zaman şunu hepimiz söyleyebilirdik. Karadeniz'de doğalgaz bulundu, Türkiye önemli bir emek verdi ve burada bulduğu doğalgaz bizim ihtiyaçlarımızın önemli bir kısmını karşılayacak. Yatırım maliyetleri de bizim için önemli olmayacak ve bizi bir adım daha ileriye götürecek diyebilirdik. Ama öyle bir tablo yok ki. Yes be anam, yes be anam diye Kıbrıs'ı neredeyse elden çıkartmaya çalıştığımız dönemleri unutmuş değiliz arkadaşlar. Doğu Akdeniz'de doğalgaz olduğu duyulunca hemen Kıbrısçı oluverdik hepimiz. Biz o gün bas bas bağırıyorduk. Yapmayın, etmeyin, Denktaş'ı yalnız bırakmayın, ne demek anlam planı diye bas bas bağırıyorduk. O dönemde de birileri çıkıp aman bunlara biz mi bakacağız, Kıbrıs bizim olsa ne olur, olmasa ne olur diye söylemler geliştiriyordu. Hemen burnumuzun dibindeki adalarda Yunanlar mangal yaparken kimsenin gıkı çıkmıyordu. Bizim asıl meselemiz Suriyeli kardeşlerimiz deniliyordu. Ama geldiğimiz noktada burnumuzun dibinde olan adalar yüzünden biz kafamızı Doğu Akdeniz'e sokamıyoruz bile. Oysa zamanında müdahale etmiş olsaydık Doğu Akdeniz'de şu anda çok daha rahat at koşturuyor olabilirdik. Çok ciddi anlaşmalar yapıyor olabilirdik ve zaten doğalgaz ihtiyacımızın büyük bir kısmını karşılıyor olabilirdik arkadaşlar. Gerçekçi olalım, gerçekleri konuşalım. Türkiye'nin Karadeniz'de bulduğu doğalgaz tamamen seçim odaklı bir doğalgazdır. Aslında millete gaz verme gazıdır bu. Evet, kimse kusura bakmasın. Millete gaz verip oyunuzu bize verin, biz yola devam edelim. Kriz çıkarsa bunları başkasına yansıtmaya devam edelim bakış açısıdır bu. Dağ fare doğurmuş. Müjde falan yok ortada. Verilen müjde buysa oturup iki kere daha düşünmek gerekiyor. Bugüne kadar yapılan şeylerin ne kadar samimi olduğunu hepimizin oturup düşünmesi gerekiyor. Bu miktarda bulunan doğalgazın bize faydası mı olacak, zararı mı olacak? Bize bir katkısı olacak mı? Evimize, işimize, hanemize, aşımıza bir katkısı olacak mı, olmayacak mı? Bunu hepimizin iyi tahlil etmesi gerekiyor. Evet, Türkiye atılım yapmalı. Türkiye üretmeli, Türkiye kendisini geliştirmeli. Türkiye enerji ithalatı problemini çözmeli. Türkiye tüketim malzemesi ithalatı sorununu çözmeli. Ama bunu samimiyetle yapmalı. 1928 ile 38 aralığında olduğu gibi, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve arkadaşlarının yaptığı gibi, Nuri Demirağ'ın yaptığı gibi samimiyetle yapmalı. Şeker fabrikalarını kurarak, uçak fabrikalarını kurarak, demir yollarını geliştirerek, lobilerin Türkiye'de at koşturmasını engelleyerek, kapitülasyonlara ve duyunu umumiyeye hayır diyerek bunu yapmalı. İşte o zaman biz bu işin ne kadar samimi olduğuna inanırız. Aksi takdirde her yapılan hamlenin bir seçim propagandası olduğu çok net bir şekilde ortadadır arkadaşlar. Karşınızdakini aptal yerine koyarak bunu yapmaya kalkarsanız, kimse aptal değil arkadaşlar. Karşınıza işte bu tablo çıkar. Dolar bir anda 7.35'e dayanıverir. Euro kendisini 8.60'ın üzerine atıverir. Borsa tepe taklak oluverir. Neden? Samimiyet yok, inandırıcılığı yok. Dağ fare doğuruyor da ondan. Bu saatten sonra doların düşmesini falan beklemeyin arkadaşlar. Dolar 7.80 hedefine kilitlenmiş durumda. Emin adımlarla da 7.80'e doğru gidecektir.
Özellikle bu yapılan son hatadan sonra pek çok kişi emin olsunlar matematik yapmayı biliyor, hesabını biliyor, 2-2 4 ederi biliyor. Türkiye 50 milyar metreküp doğalgaz tüketiyor, 300 milyar metreküplük bir doğalgaz bulunmuş. Bunun ne kadarının çıkartılabileceği ve ne kadar feasible çıkartılabileceği de belli değil. Çıkartılsa bile 4-5 yılda tükenecek bir kaynaktan bahsediyoruz ve bunu 100 yılın buluşu gibi lanse ediyorsunuz. Kusura bakmayın da kimse ahmak değil, kimse aptal değil, kimse saf değil. Keşke bunu söyleyeceğine Türkiye sanayi hamlesine başladı kardeşim. Kitlerimizi, bitlerimizi, devlet teşekküllerimizi arka arkaya açmaya devam edeceğiz. Türkiye'de ne kadar işsiz varsa bu işsizlerin devletin kaynaklarıyla iş sahibi olmasını sağlayacağız deseydiniz o doğalgazdan çok daha fazla katkısını görürdünüz. Seçim anlamında da çok büyük avantajlar yakalardınız. Arka arkaya yapılan hatalar kazandırmak yerine sizlere kaybettirmeye devam ediyor. Bence herkes bakış açısını bir kez daha gözden geçirmeli ve Türkiye'nin insanına, Türkiye'nin geleceğine, Türkiye'nin menfaatlerine yatırım yapmayı uygun bulmalı. Evet, bu videomun da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın ve beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.